geldim. Evde misiniz? Adana'dan kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderiyorum. Sıcacık, sıcacık, öyle böyle bir sıcak değil. Biraz dama çıktım, dikiş diktim, geri dönüşüm yaptım. Böyle ufak tefek parçalar vardı. Bir ara şeyin üstüne seriyorduk, Nura'nın böyle sehpasının büyük. İşte onu ne yaptım? Şöyle bakın bakalım bir tanelerim. Sandalyemiz, boya yaptım ya, hemen değdimi geri çiziyor. Böyle sandalyemizi kapladım, böyle diktim bir parçayı, bir parçayı da sandalyemiz nasıl olmuş? Aynı böyle şey gibi olmadı mı? Yemek masası takımlarının sandalyesi gibi olmadı mı? Ne yaptınız bir tanelerim, inşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız iyi olmaya çalışıyorum. Güçlü olmaya çalışıyorum. Evde baktım. Hani hep Fatoş'un bir hikayesi var. Bugün baktım ne var evde. Dünden bulgur pilavımız var. Çok az da bir yeşil fasulyemiz var. Yeşil fasulyemi yaptım dün. Çok geç saate kaldım. Çok acıkınca böyle çekim yapamıyorum. Titriyorum. Yarısını Nurhan yapıyor, yarısını ben yapıyorum. Ben de baktım patatesim var. Böyle minnak minnak patateslerimi ocağıma koydum. Ocağıma koydum. Püf noktası burada ne? Patatesimiz kaynadı. 1-2 dakika kaynadı. 3 dakikayı bulmadı. Kapattım altını. Ağzını örttüm. Ağzını örttüm. Böyle kendi kendine ağzını açtım ki pambık gibi dağılıyor. Nurhan da damla ne yapıyorsa damla. Biraz sıcakta da böyle çok kötü oldum ama oralar biraz gördüğüm şeyler... Çok böyle sıcaktı. Aşırı. Ben dikiş dikmeye gittim ya demin. Heh. Dışarı kötüydü yani ama kulübede kaldım. Kaldım kulübede. Kulübeye girseydim çıkamazdım. Kulübeye de girmedim, rahatsız etmedim. Vallahi hiç çıkasım gelmiyor. Akşam bir girdim, çıkamadım. Karanlığa kadar oturmuşum. Ben de patatesimi kaynattım. Oranın ışığı pek güzel değil mi Nurhan? O tarafta mı? Ya buraya koyduğumda o tarafı net çekmiyor. Karanlık geliyor. Ben de bu tarafa koydum. Hem de otura otura yapayım dedim. Patatesimi kaynattım. Şöyle bir demet, bir tutam diyeyim. Bizim demetler büyük biliyorsunuz. Yarısını yarısı. İki tane de kuru soğanım var. Bir tane de acı biberim var. Limonum, sumağım, tuzum, ne duruyorsun dedim. Ne yapılır? Patates salatası yapacağım. Orada biraz iş yapıyorum. Nurhan ev işi yapıyor. Dama çıktı, damda. Ben çiçekleri sulayamadım. Suladın mı? Şu tarafı çok sulayamadım da zaten çok değildi. Şu, bu taraftakiler. Benim oradakiler daha susamış. O taraf. Ama biraz sonra ya. Hani yaptım da biraz. Baksana yüzüm yanlış. Şapkası çıkılmaz. Çocuğum. Telefona değmezsin umarım. İnan ki şapkası çıkılmaz bence ya. Çıkılmaz çıkılmaz. Çocuğum telefon düşecek. Anam, anam, kızım, kızım iner misin? Ay telefonun ayağı kırık bunun. Ben zor tutturuyorum bebişim. Bebişim burada bir şey yok. Size uygun bir şey yok. Kuru fasulyeyi iki gün yedik. Kuru fasulyemizde o kadar güzel olmuştu ki tam zamanında yaptım, tam sıcaklar basmadan. Ha güneşle gezersen sıcak, dama çıkarsa sıcak. Adana 30 derece civarı, 32 derece olabiliyor. Öğlen sıcağında daha fazla ama tabii ki Temmuz, Ağustos gibi olmuyor. Evlerin içi serin. Biri eleştirmişti seni. Hayır, daha sıcaklar gelmedi. Kaç gün oldu ona? Kaç gün oldu? Şöyle. Kendi de Adana'da mı acaba? Yok, o eleştiriyor. Hayır, devamlı eleştiriyor o. Yok yok, hani Adana'da olmayan o kadar sıcağı bilemez ki. Veya nasıl yenmeyeceğini bilemez. Başka şehirdekinden gerçek bilemez. Güneydoğu bilebilir. Tabii acaba tabii. Biz bilebiliriz. Hani ben... karar veriyor da yiyebilirsin ve herhalde yiyebilirsen yersin, yiyemezsen yemezsin değil mi? O eleştiriyor.
eleştirmeye geliyor. Hayır, ben dış gözle baktım. Özel olarak eleştirmeye gelenler var. Onları takmıyoruz. Taze patates ya. Kızıma yem versene ya. Yem, gel. Kamerayı düşürecek. Gel aşkım. Taze patates. İnanır mısınız? Kabuğu yok denecek kadar az. Elle de soyulmuyor. Bu taze patatesleri böyle iyice yıkayıp şey yapınca bak gene atlayacak demişim. Şimdi ben şeye gideceğim. Sana şey alacağım. Yaş mama alacağım kızıma. O yemiyor başka bir şey. İlla ki yaş mama istiyor. Orada hayır. Telefonumu oraya atlama ya. Gel. Al bebeğim. Mama ver ona mama. Al kızım. Şimdi orada yaş mama indirim gelmiş. Oradan bir pazara uğrayıvereceğim. Sadece domates alacağım. Pazarın kuruluşu var bugün. Cumartesi. Bu yaş taze şeyin patatesin var ya soyulması da bir ömür ha. Bazı soyuluyor da. Ben sabırsızım. Saatlerce mi soyayım? Hemencik soyayım olsun bitsin. İki tane kuru soğanım var. Az bile olabilir ona bakacağım. O ne kız? Çocuklar mı yapıyor? Kedi mi bağırıyor? Ha bir şey öttürüyorlarmış. Bik. Bugün sizin menülerde neler var? Patates salatasında çok güzel oluyor yazları. İçine kattığımız ürün her an değişiyor. Bugün ne katıyorum? Maydanoz, kuru soğan, biber, limon olmazsa olmazsın. Her şeye mi limon koyuyoruz? Her şeye limon koyuyoruz. Limon olmasa herkes suratına sar. Limon koyduğun halde masaya da mutlaka limon koyman gerekiyor. Adana'da ilk sofraya oturduklarında herkesin ortak bir dili vardır. Hani masada limon? Aslında çok sağlıklı. Çok sağlıklı. Tüm hastalıklara, damar sertliği, tansiyon, şeker hastalığı, diyet, kilo verme, kalp rahatsızlıkları. Limonu her şeyde kullanın. Onun için hiçbir içecek içmiyoruz. Öyle İsrail malı, kolalar almıyorsunuz. Halkın malı, yurdun malı, herkes onu kullanmalı. Limondan limonata yapıyoruz. Çok bir limona da gerek yok. 2 limonla, 3 limonla bir sürahi limonata yaparız. Limonata tarifimize de bakabilirsiniz. Hızlı yaptığım limonata da var. Tabii öyle ovarak yaptığım gerçek limonata da var. Ay siz de sonra ekleyeceğim herhalde. Az sıkıldım ya. Şunu hemen elimin ucu yapış oldu. Hemen bunu bir yıkayıvereyim. Ondan yapamam şimdi. Bıçağı tutamam. Sandalyeme bakın. Sandalyeme. Ay anneciğimin sandalyesi o. Nasıl güzel olmuş. Patatesi haşlamıyoruz. 3 dakika. Tasarruf. Ocaktan tasarruf. Yarım saat, bir saat kaynatanları gördüm ben. Ocağı boyalar. Ağzını da açık. Lav lav lav. Alttan far. Arkadaşım var. Her zaman diyorum. Selamlar. Sevgiler gönderiyorum. Diyorum ki siz tüpü bedava mı alıyorsunuz? Anam diyorum. Çayı koyuyor. En büyük ocağa. Selam olsun buradan bir tanem Zübeydeciğim. Bu lafımı unutma. Her seferinde diyorum. Ben hemen ocaktan alıp en küçük ocağa koyup altında kısıyorum. Altı hızlı yanınca hiçbir şey güzel olmaz diyorum. Patatesi de öyle yapanlar var. Altını açıyorlar, kapağını da açıp pişmez tabii ağzı örtük olmazsa. Altı dağılır, üstü taş gibi kalır.
Ben 3-4 dakikayı geçmiyor, kaynıyor, altını, kapağını örtüyorum zaten, altını kapatıyorum. 15-20 dakika bekliyorum, aa ne oldu Nura, pamuk. Tahtada şeyde doğrusu mu? Yok, tahtalık bir şey yok. Elime çok değmezdi. Değmiyor, pamuk gibi zaten olmuş. Bazen dağılır ya iyice, doğranmaz, onu da pek sevmiyorum değil mi? Uzun süredir yapalım herhalde. Evet ya. Dün merdivenleri sildim Nurhan, artık yıkamak yok. Ben de mi şimdi yıkasam mı acaba? Yok yok, sildim akşam ya en son inerken. Aa çok iyi. Bir an aklıma geldi ya, yapsam mı acaba? Suyu çok hızlı, mesela ben çeşmenin orada duruyorum, Nurhan ya hızlıca iniyor ya ben hızlıca iniyorum. Ya 4-5 dakika ondan da vazgeçtik. Artık sadece sileceğiz bir kova suyla. Her gün silersek çok kirlenmiyor. Onu ama rüzgar çok fazla esmişti. Çok zor sildim şansıma. Heh, patateslerimiz hazır. Ha, yine elimizi yıkayacağız. Acayip bir şekilde yapıştı. Şöyle bir yıkayıverim bir tanelerim. İşte geldim, buradayım. Ben bu işte ustayım. Biberimi doğradım Nurhan. Kırmızı acı biberimi. Evet. Şimdi 3 taneye çıkarttım soğanımı. Şöyle soğanlarımı, piyaz soğanı. Bu soğanı, yani normalde soğan Nurhan o kadar yemez. Bu nasıl? Çok güzel. Yani ben hiç sevmem. Taze ama salatada falan hiç fark edilmiyor. Hiç fark edilmiyor. Önce bir taneyi zor koyuyordu böyle. Sonra 2 taneye çıkarttı. Ben bir de kendi tabağıma 3. 3. doğruyor. 3 malzemeli salata. Ne var? Patates, maydanoz, soğan. Biber de koyduk. Aslında kornişon tur şeydi. Salata. Ya işte diyorum ya, malzemeye göre bunu çeşitlendirebiliriz. İstediğiniz kadar marul bile koyabilirsiniz. Tabii tabii. Bile değil yani. Özellikle. Marul, yeşil koyalım. Soğan. Bizde yok ama. Sen hatta bunu sumakla yapardın şu soğanı. Sumakla soğanla ayrı yapıyorum. Hemen sumağım burada. Tuzun yanında değil herhalde. Tuz da var şurada. Hı. Neyse şunu ağzımı açayım. Şöyle gözüküyor mu Nurhan? Geliyorum. Şöyle sumağımız çok önemli. Bunu soğanına sokağa koyacağız. Elimi yıkayım o arada. Yani yapınca. Evet. Şöyle soğanını ayrıyeten sumakla bir karıştıracağız. Öldürme. Bu arada eliniz sumak olacak ve yıkayacaksınız o arada. Hemen geliyorum. Fatoş sürpriz yapmış. Sandalye. Dünya için küçük, bizim için büyük bir değişim. Evet. Vallahi şey gibi oldu böyle. Hazır sandalyeler olur ya düğün salonlarda. Gayet güzel. Gayet güzel bir şey olmuş. Pop art. Pop art oluyor değil mi? Evet, evet. Resimle. Aynen. Böyle sandalyemiz çok güzel oldu. Değerlendi. Şey ya orayı seviyor. Baksana boyadığımız yer azıcık sıyırmış. Tripod'dan parçalar dökülmeye başladı. Limon hemen ben sen buradayken sıkıverim. Kuzum. Limonsuz olmaz. Can takipçimin biri geçen de demiş de gülüyordu. Kuru fasulyeye de mi limon diye. Hem de özellikle kuru fasulyeye. Kesinlikle her şeyi biz kullanıyoruz. Bir taze fasulyeye sıkmıyoruz. Bir pilava sıkmıyor. Bir de yayla çorbasına. Limon çok sağlıklıdır. Onu sağlıklarını söyledim. Şöyle yarım limon. Ne kadar az mı kız bunun suyu? Neyse tadına bakarım ben onun. Sumak ekşisi var ya sumakta. Sumak da koyduk. Şöyle de gidebilirsin artık. Artık böyle gideyim ben. Evet. Çünkü onu tahtada güzelce doğrayacaksın. Şöyle maydanozu. Yer değişiyorum. Sen iyi yapmışsın ama ha. Kendime gelemedim. Bak Allah'cığım bak şapka şurada asık dursun. Al bence kafana. Bence de ya. Böyle var ya. Başım ağrıdı gibi oldu. Çamaşır mı serdin sen? Aha, hem çamaşır serdim. Biraz da orada süpürülecek yerler vardı. Ya ama gereksizdi yani bu arada. Dün rüzgar esmiş gene. Şey silerken çok zorlandım ama bir kere suyu doldurdum.
çok az bir su döküp bir şey yapacağım. Çünkü o tozlu gitmesi lazım. Bilmiyorum ya ki. Limonata falan mı içsem? Su içtim ama soğuk su içtim. Hemen kesmişken yapayım ben limonata istersen. Tamam. Yok yok. Su içtim. Şimdi şöyle tuzunu katalım. Bunun içine hafif kaşık koymamışsın. Hayret yani. Özel tuz aldım ben. Kalın tuz aldım. İnce tuzun sağlığa o kadar zararları var ki şok geçirirsiniz, şok geçirirsiniz. Onun için pek almamaya çalışıyorum. Kalın tuz bulduğumda bu topak topak değil ha, gerçek turşuluk, eskiden salamura tuzu derler ya. Yine un gibi yani. Ama o leblebi gibi, nohut gibi olan şeyi ben kullanamıyorum. Limonumuzu koyduk, sumak, tuz. Birazcık da tabii ki... Ben domates seviyorum ama içinde. Arada domates de koyuyoruz. Bugün domates olmadığı için. Acı var ama zaten. Ama orijinali bu. Orijinali bu. Orijinali bu canım. Orijinali bu. Hatta orijinali ne biliyor musun? Maydanoz bile konmaz herhalde. Annem yapardı. Sadece soğan. Sadece sumaklarda o soğanı, o pul biber katardı. Yağ da yoktu biliyor musun? Kuru bir şekilde değil mi? Kuru olurdu ama bir tatlı olurdu. Ekmeğin arasına dürüm yapardı. Ama ne ekmek? Yufka ekmeğe. Evet, evet. Dürüm yapardık. Anam ne tatlı olurdu, ne tatlı olurdu. Onun için bu yağ fazla götürmüyor. Gerçekten de götürmüyor. Yağlarımızı biliyorsunuz. Yağdan. Ketçap, mayonez şişelerinizi atmıyoruz. Ketçap ama bu. Evet. Kırmızı kapak olduğu için. Nasıl oluyor? Müthiş, müthiş böyle. O kadar az yağ gidiyor ki böyle. Bir damla. Şöyle ters çevirince akmıyor mu? Attı attı, baktım. Attı mı? Baktım. Şey bir de kapak, yedek kapak var. Bir onu yıkıyorum, bir onu. Sen farkında değilsin. Yağlanmasın diyor. Evet. Anam yağlı kalıyorsun ya. İki güne bir kötü oluyor. Yıkıyorum, bazen arıtamıyorum. Günlerce birine uğran şurada ısladı. Şey yok yani. Ya çok zor. Katılaşıyor sanki. Biber de harika bir renk çok verdi. Çok güzel görünüyor. Hemen geleyim mi? Ay gel gel gel. Sanat eseri. Sanat eseri yaptık. Vallahi yarım kilo yoktu bile. Patates, soğanla filan. 3 tane soğanımız var. Müthiş bir tada erişti. Zaten kokusu yeterli. Hı-hı. Bulgur pilavımız var. Şöyle limon da sıkarız. Daha ben ona sıkarım kendim yerken. Evet. Anam var ya, inan ki gerçek rengini göstermiyor bile değil aynen mi? Aynen. Daha açık gözüküyor. Aslında o kadar güzel oldu ki. Evet, hemen bir küçük tabağı alıp tadına bakacağım. Ağzım sulandı. Oysa ki şey yapmam yani, salatayla. Yerken birazcık da limon sıkacağım. Ekmek al. Buraya koyayım mı? Belki burada daha güzel. Aynen aynen. Ekmeklerimi bulamıyorum. Bunun özelliği böyle dürüm şekline getirmektir. Şöyle bakıvereyim. Piknik, piknik. Evde piknik. Bir de yanına bunun da şey, kuru soğan kesebilirim Nurhan. O kadar güzel soğanım. Güzel ya. Salatada mesela fark etmiyorum bile. Sana da yaparım. Hiç bakma öyle. Vallahi canım istedi. Çok severim ya. Eskiden beri bunu çok severim. Vallahi Adana patates salatası. Daha ne olsun? Bütün soğanlarını seçip yemek istiyorum. Soğan hala bana göre az biliyor musun? Ellerine sağlık. Yine ağzını doldurdum. Yok. Tabağımdaki bütün ağzından ağlamasın dedim. Beğendin değil mi? Çok güzel. Acıktım herhalde. Bugünlük de böyle bir tane. Bizim evin hallerinden fotoğraf.
Pazara gidip gelecek şimdi. Çok sıcak. Gidecek mi sen? Göndermek istemeyecek ama. Domates yok. Bir de şey ya, yaş mama alacağım. Gelmiş mi indirim? Şeyde var ya, Seka'da indirim var. He. Kız yeme, illa onun için koşuyor. Bence de. O yaş mama istiyor, onu alacağım. Herkesin ayrı bir zevki var. Buyurun. Çıkın çıkın gelin. Abone olursanız çok mutlu olurum. Türkiye yurt içi yurt dışı. Neredesiniz? Haydi bakalım. Sanat eserini izliyorum. Rabbimizin verdiği nimetlere binlerce şükür. Gelip bunu da eleştirenler oluyor. İnsanlar açlıktan ölürken bizim tıka basa doymamız bile günah. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hep mutlu kalın. 5 liralık yemek. Patates 10 lira. Yarım kilo patates açladım. Küçükte soğan. Zaten soğan da 10 lira. Toplamda 5 lira. Hoşça kalın. Sen şey ne yaptın, kotlu yaptığını? Ya onu dikemedim. Şey, baktım çok sıcak, hiç gerek yok. Serin bir havada dikeriz. Ha, onu ne dikeceksin ki sen? Dikmişsin zaten. Daha kafamda oluşturamadım aslında. Çok güzel yapmış ya. Bir şey yapacağım ama onu tasarım yap. Daha beynimde geliştirmeye çalışıyorum. Hı. Acımber geldin Nurhan, çok güzel. Gayet güzel.